faydalıdır. Lütfen bu konuda aşırı dikkatli olalım. Yine genetik hastalıklardan bir tanesi de metabolizmada karşılaştırdığımız bir bozukluk mukopolisakkaridozistir. Burada isminden de anlaşılabileceği gibi mukopolisakkarit denen maddelerin birikimiyle meydana geliyor. Araştırmalara bakıldığında özellikle kısa tüylü kedilerde rastlanıyor. Kısa tüylü kedilerde en çok kimlerde var? Siyam kedilerinde fark ediliyor. Köpeklerden de ise daha çok biliyorsunuz pincherların ufak olanları vardır. Minyatür olanları. Onda fark ediliyor. Ve hayvanın özellikle yüz bölgesini incelediğinizde bu mukopolisakkarit yapının birikimiyle beraber hayvanın aslında baktığınız gibi yüzde aslında değişimler meydana geliyor. Resim tabii birazcık daha uzak gözüküyor ama hayvanın aslında şöyle bir ikiye doğru yüze baktığınızda farklılıklar dikkati çekebiliyor. Şimdi muko yine lipidozis yani aynı hastalıktan bahsediyoruz. Şimdi bakın burada 8 aylık bir kedi var. Özellikle bu hiperterorizm denen kısım hayvanda farkındaysanız mesafeler genişlemiş arkadaşlar. Normal bir kedi nedir? Aslında bu mesafeler birbirine daha yakındır. İşte bu genetik kökenli hastalığın aslında bir yan etkisi diyelim. Artı göz kapaklarında kalınlaşma nedir? Sıvının birikimiyle alakalı ve kulak yapısında farkındaysanız kafa kısmının büyüyüp biraz kulakların daha küçük kalmasıyla karakterizedir. Sağdan da baktığınızda zaten bu frontal kısımdaki dışarı doğru çıkıklık anormal bir şekilde fark edilir. Porfiri'den bahsedelim. Yine genetik kökenli hastalıklara devam ediyoruz. Porfiri'nin iki tipi hayvanlarda görülüyor, kedilerde özellikle. Birinci tipine daha çok Siyam kedilerinde, ikinci tipine ise domestik kedilerde rastlanıyor. Özellikle ne yapıyor? Dişlerde ve idrarda renk değişimiyle karakterizedir. Şimdi belki insanlarda bile rastlamış olabilirsiniz. Yarık damak veya dudak hastalığını. Aslında bunun da kökeninde yine konjenital sebepler yer alıyor. Kedi ve köpeklerde yayınlara baktığımızda rastlanmış ama özellikle hangi ırklarda burada da gördüğünüz gibi daha çok brahiseferik ırklarda fazla miktarda görülüyor. Ve özellikle burada fark ettiğiniz yapı ne oluyor? Oral kavite ile aslında nazar kavitenin anormal bir şekilde birleşimi var. Tabii ki bunun da arkadaşlar insanlarda olduğu gibi tedavisinde cerrahi yöntemlerden faydalanılıyor. Metabolik bozukluklara baktığımızda neler var? Akromegali. Akromegali hatırlarsınız hepiniz. Büyüme hormonu olan growth hormonun aşırı miktarda salgılanmasıyla meydana geliyor. Özellikle hayvanlarda, bağ dokuda, kemikte ve iç organlarda büyüme ile karakterizedir. Şimdi ağız açısından biz değerlendirdiğimizde hangi farklılıklara rastlayacağız? Özellikle hayvanlarda alveoler ve gingivalarda aşırı büyüme. Özellikle ayrıca hayvanın mandibula bölgesi, maksilla bölgesinde büyüme. Gene kondiler hiperplazi ve kemik formasyonu ile birlikte şekillenen maloklüzyon veya mandibüler prognatizm. Artı kalınlaşmış ağız mukozası, buna bağlı olarak şekillenen salivasyon artışı, dilin normalden çok daha büyük bir boyuta gelmesi ve dudaklarında belirgin bir hal almasıyla karakterize bir hastalık durumudur. Burada arkadaşlar kediden bahsettiğimiz yine growth hormona bağlı şekillenen akromegalide yandan bile baktığınızda kedideki zaten biraz önce bahsetmiştik maksille ve mandibuladaki gariplik ve prognatizm bulgusu yine alveollerde büyüme ve ağız yapısındaki farklılaşma gingivalarda aşırı büyüme resimde dikkatimizi çekiyor. Hormonal hastalıklara bakacak olursak bunlardan hiperparatiroidizm de var. Hiperparatiroidizm primer, sekonder veya genetik kaynaklı da şekillenebiliyor. Burada ne oluyordu hatırlarsınız.
hastalarda kavuşuk çene sendromu dediğimiz bir sendrom var. Burada kemiklerden aşırı derecede kalsiyum mobilizasyonu sonucunda bu hastalık zaten meydana geliyor. Hastada baktığımızda ne gibi farklılıklar var? Özellikle mandibula ve maksilla bölgesinde demineralizasyon aşırı belirgin hale geliyor. Dişlerde hareket etme yeteneği azalıyor. Ayrıca maloklüzyon meydana geliyor. Bunun dışında hastalarda nedir? Kalsiyum mobilizasyonu olduğu için artık meydana gelen kırıklar patolojik bir hal alıyor. Yani kendiliğinden bile kırılmalar izlenebilir. Bu tarz hastaların arkadaşlar incelenmesine genellikle ağız içerisinde radyografiler yapılır. Belki kendiniz de çektirmiş olabilirsiniz diş hekimine gittiğinizde. Küçük filmler vardır ve bu küçük filmler ağzın belli bölgelerindeki kısımlara konularak hastadan hangi bölgede lezyon varsa oradan röntgen çekilir. Yine burada hayvandaki hiperparatiroidizme bağlı olarak kemik yapısının hastadaki ne kadar fazla değişmiş olduğunu görüyoruz. Hiperadrenokortisizme baktığımızda hangi ırklarda çıkıyor? Genellikle hiperadrenokortisizmde Beagle, Dachshund veya bazı Poodle Terrier'lerde karşımıza çıkıyor. Yani hayvanların yaşına baktığımızda yaklaşık 6 yaşlı köpeklerde dikkat çekiyor. Bu tarz hastalıkta aslında spesifik bir ağız lezyonu yok fakat orta veya şiddetli bir şekilde periodontit dikkati çekiyor. Bunun dışında yüz, hiperadrenokortisizmi zaten hatırlarsınız hastalardan. Bu konuları da ben zaten size anlattığım için bildiğinize çok eminim. Hastanın yüzü birazcık daha yuvarlak bir hal alıyor. Bir de biliyorsunuz özellikle kalsifiye bir materyalin biz derste de bahsederken söylemiştik. Deride, deri altı dokuda, dil ve bukal mukozada amorf karakterli bir kalsifiye materyal birikiyor. Bakın burada gözüken bu farklı yapı özellikle köpekte iatrojenik Cushing hastalığı sonucu şekillenen kalsinosis circumscriptadır. Yuvarlak olduğu için de bu ismi alıyor. Hipoadrenokortisizmde ise ne gibi farklılıklar var? Bunlara bakalım. Tabii hipoadrenokortisizm hayvanlarda hiperadrenokortisizm kadar sık görülmese de özellikle iki farklı şekilde karşımıza çıkar. Primer ve sekonder şeklidedir. Özellikle primer şekline çok sık rastlıyoruz biz. Primer şekli özellikle bu mineralokortikoid ve glikokortikoid hormonlarının sekresyonlarının azalmasıyla ortaya çıkıyor. Etiyolojisi ise incelenecek olduğunda ya immün kaynaklıdır ya da biliyorsunuz bazı ilaç kullanımları sonrası da iatrojenik olarak bazı hormonal hastalıklarda meydana gelebiliyor. Bu hastalıkta kimi zaman oral lezyonlar olmayabilir, kimi zaman da olabilir ve oral mukozada baktığımızda difüz veya noktasal kahverengi şekilde pigmentasyon alanları şekilleniyor. Burada yine bezlerin arkadaşlar adrenokortikal bezlerin küçülmesiyle karakterize hormon azlığına bağlı normal yapısı ve az salgılanması sonucunda gözüken fotoğraf burada. Hipotiroidizme geçtiğimizde, hipotiroidizmde de yine bahsetmiştik bu hastalıktan. Aslında şöyle, oral lezyonlar tabii ki olabilir. Bazen çok dikkatimizi de çekmeyebilir. Ama dediğim gibi detaylı bir muayeneden sonra genellikle görebiliyoruz. Bu tarz hastalarda özellikle diş etlerinde kanama yatkınlığı olabiliyor. Ve bunun da bazı nedenlerinin özellikle immün kaynaklı prosesler sonrasında gerçekleştiği görülüyor. Yaygın bir periyodontal hastalıktır ve mukozal kanamalarla hasta karakterizedir. Yani nedir? Biliyorsunuz bazen insanlarda da olur diş eti hastalıklarında hemen dişi fırçalama sonucunda kanama meydana geliyor. Hayvanda da diş ve diş etleri öyle yangılı hale geliyor ki kimi zaman bir işte ödül çubuğu, kemik ya da mamasını yerken kanamaları bile fark edebiliyoruz. Diabetes mellitus zaten hepimizin bildiği bir
metabolik sendrom. Tabii diyabette de aslında ağızla ilgili çok belirgin şeyler var. Bir tanesi bu tarz hastalarda periodontal hastalık, yani diş etlerinin özellikle çok yoğun etkilenip dişi de içine alan hastalık çok sık karşımıza çıkıyor. Ağız mukozasında erozyonlar ve ülserasyonlar oldukça belirgin. Özellikle diyabet hastalarını bir de ketotik ağız kokusu dediğimiz ağız kokusunu fark ederiz. Nedir? Hayvan tamam şekildeki gibi vücut kitle indeksinin üzerinde bir kedi olabilir. Fakat bu hayvanın yanına yaklaştığınızda özellikle keton benzeri, aseton benzeri bir koku alıyorsanız ve bazen bu tarz hayvanlarda insanlarda da vardır. Dilde arkadaşlar kuruma meydana gelebilir. Hatta birçok diyabet hastasının insanda şey fark edilir. Dilini hareket ettirdiği ve çünkü ağzı kuruduğu için sürekli dilini dışarı çıkartıp tekrar hani yalama benzeri bir hareket yapıyor. Çünkü dili ne hep kuru hissediyor çünkü kuru. Bunun dışında hastalarda neler meydana gelebiliyor? Gingivalarda aşırı büyüme, vasküler değişimler, kandidiyazis, kanda pıhtılaşma, yara iyileşmesinde gecikme, ağız mukozasındaki elastikiyette azalma ve mandibula ve maksillanın kemik dokusunda osteoklastik aktivitenin artışı dikkat çekiyor. Şimdi burada gördüğümüz bir hasta, diyabetes mellitus'u olan bir kedi. Biraz önce bahsetmiştim. Artık gingivalar çok yoğun bir şekilde etkileniyor. Artık dişlerin dipleri, diş köklerine kadar yangılı alanlar. Bu artık olay burada zaten periodontitis'e gitmiş. Artı yine bu hayvanda da ağızda farklı bir koku olma ihtimali çok yüksek. Bunun dışında da yine dilin daha kuru bir hale gelmesiyle karakterizedir. Amiloidosis de zaten hepimizin duyduğu bir hastalıktır. Amiloidosis de dil üzerinde amiloid denen nodüllerin birikmesiyle şekilleniyor. Amiloidosis de ise makroglossia dediğimiz, yani dilin normalden birazcık daha büyük bir hal almasıyla karakterizedir. Burada ise çukruk bezlerinde genellikle amiloid maddesinin birikimiyle karakterizedir. Sarılıktan bahsedelim. Sarılık nedir aslında? Belli hastalıklar sonucu aslında şekillenebilir veya ortaya çıkan tabloyu zaten dıştan hasta sahibi bile fark edebiliyor. Çünkü hayvanlarda genellikle mukozalar ilerleyen aşamalarda kulaklar, karın altına kadar her yer sarıya boyanıyor. Özellikle ikterus ağız bölgesine baktığımızda lingual frenulum'da, yumuşak damakta ve oral mukozada artan bilirubin artışına bağlı olarak sarı veya turuncu bir renk hal alıyor. Yumuşak damağa baktığımızda özellikle daha iç kısımlara doğru nedir? Burada sarılık daha belirgin olarak dikkatimizi çekiyor. Neoplazilere bakacak olursak, yani metastazik hastalıklar veya kanserojenik hastalarda nasıl oluyor? Lenfomadan mutlaka fakülteye gelen hastalarda da denk gelmişsinizdir. Lenfomanın aslında genetik kökenli etkilediği ırklar vardır. Golden Retriever'lar, Cocker Spaniel'ler veya Rottweiler gibi. Etiyolojisi multifaktöriyeldir. Yani oluşmasına aslında birçok faktör olabilir. Fakat lenfomanın oral görünümü tümör tipi ve orijin aldığı yere göre de farklılaşma gösteriyor. Nasıl yapı oluşuyor ağız yapısında? Özellikle kitle benzeri, üstelleşmiş kitle, kimi zaman tükürük bezlerine yakın neoplazm benzeri oluşumlar veya squamous hücre karsinomu. Tabii ki bu ağız bölgesinde şekillenen kitleler hayvanlarda yüz bölgesinde deformasyonlara neden oluyor. Bir de primer lenfomada yine gingival dokularında etkilendiği görülüyor. Bu yine 7 yaşlı boxer bir köpekte
Lenfoma tanısı konulmuş arkadaşlar. Bu benim bir hastam değil. Ben bu fotoğrafları internetten bulmuştum bu sunumu hazırlarken. Özellikle bakın dilin yapısının ne kadar farklılaştığını görüyorsunuz. Şunların hepsi kitlesel yapılardır. Yani tabii ki hastalığın aslında bu denli her yere infiltratif olması hastanın neyini gösterir? Prognozun oldukça kötü olduğunu. Lösemiden bahsedecek olursak yine lösemide gingival hipertrofi, peteşi, ekimoz, kanama ve ülserle karakterize bir hastalık durumudur. Çok sık görülür mü? Hayır. Daha nadir görülür. Damakta ülserasyon, nekroz, gingivit, mukozalarda yangı da yapabilir ama bu bulgular dediğim gibi daha nadirdir. Ve hayvanlarda biliyorsunuz lösemide ne oluyordu? Bir immün süpresyon şekilleniyordu. Ve bu immün süpresyonuna da bağlı olarak nedir? İmmünite azaldığında ağız boşluğunda bakteriyel bir enfeksiyon tablosu şekilleniyor. Hatta ne oluyor? Bakteriyel enfeksiyon olduğunda arkadaşlar ağzın kendinizden de bilirsiniz. Ağızda koku bile çok farklı bir hale geliyor. Sanki hani irin benzeri bir koku alıyorsunuz. Miyelom ilişkili bozukluklarda ise yine hayvanlarda lateralden palatoglossal kıvrıma kadar görülen nodüler lezyonlarla karakterizedir ve oral kanamalar mevcuttur. Şimdi tabii ki sadece belli başlı hastalıklarda değil ama bizim aldığımız biliyorsunuz bazı mineral maddeler var, vitaminler var, izelementler var. Bunların eksikliğinde veya fazlalığında da hastalık sorunları şekillenebiliyor. Demir eksikliği anemisi özellikle nedir? Bizim ülkemizde hatta çok fazla görülen bir anemi şeklidir. Dilin kırmızı, ağrılı ve pürüzsüz hale gelmesiyle karakterizedir. Ve hastada genellikle angular şeylit istediğimiz tablo ile karakterizedir. Bunun yanında dilde de yangı şekillenir ve ağız boşluğundaki oral mukozaya baktığımızda aslında genel ise bir atrofi tablosu şekillendirir. Şimdi bunları sayıyorum. Gerçekten aslında baktığımızda zor bir tablo ve bunlarla başa çıkmak da kolay değil. Tabii ki bu lezyonları meydana getiren aslında alttaki hastalık bizim için çok önemli. Eğer biz hastalığı kontrol altına alabilirsek bu lezyonların en azından hayvanın ağzında azalmasına ya da ağrının dinmesine ve yaşam kalitesinin artmasına, işte yiyeceklerini rahat yiyip suyunu daha rahat içebilmesine sebep oluyor. Protein alımı yetersizliği. Biliyorsunuz protein de aslında bizim için oldukça önemlidir. O yüzden sürekli nedir? Annelerimiz düzenli bir şekilde protein almamızı isterler. Ve bu protein kaybında ise çok ilginç olarak dilde fark edilen bir bulgu var. Dilin üzerinde, üst yüzeyinde lineer yani çizgi şeklinde ülserasyon dikkati çekiyor. İnsanlarda da bu oluyor. Hayvanlarda da gözlemlenmiş. Bakın şu şekilde çizgi şeklinde bir ülserasyon dikkati çekiyor. Bunun dışında niyasin dediğimiz B3 vitamini eksikliğinde neler görülüyor? Tabii bunların aslında eksiklikleri ne oluyor arkadaşlar? Belli bir zamanda belki alıyorsunuz ama daha sonra uzun bir süre almayınca yani kronik bir eksikliğe geldiğinde niyasin özellikle çok belirgin bir bulgu gösteriyor. Dil siyah bir hal alıyor ve oral mukoz membranlarda belirgin derecede kızarıklık ve ülserasyon tablosu şekilleniyor. Şekilde burada bir çocukta rastlanan bir görüntü. Gördüğünüz gibi ne kadar ülserli, kızarık ve yangısal. Çok şiddetli ağrılı da oluyor tabii ki hasta için. Bunun dışında hangi vitaminlere başka bahsedebiliriz? Kobalamin eksikliği olabilir. Bunda da yine dil yangısı veya dudaklarda yangılar meydana gelebilir. K vitamini yetersizliğinde ise solgun, anemik mukoz membranlar yine gingivalarda ve mukozalarda meydana gelen kanama tablosu dikkat çekicidir. Şimdi gelelim bunlara bu hastalıkları, enfeksiyöz ve yangısal bozukluklara. Özellikle bunlar bizim için oldukça önemli. Neden önemli? Bir kere bizim ülkemizde kedi popülasyonu çok fazla.
Kedi popülasyonu fazla, artı sokak hayvanları sayımız da dışarıda çok fazla. Bazen bakıyorsunuz bir evin çevresinde 10-15 kedi olabiliyor. Bu nedenle de ne oluyor? Hayvanlar bir arada yaşıyor, aynı su kaplarını kullanıyor ya da işte kısırlaştırmalar olmuyor ya da hastalıklar birbirlerine geçiyor ve viral hastalıklar ya da enfeksiyöz hastalıkların ortaya çıkışı çok hızlanıyor. Kedilerde özellikle oral enfeksiyonlar çok sık ortaya çıkıyor ve şu ana kadar gelen kedi hastalarımızda da gördüğümüz ve hasta sahiplerinden işittiğimizde gerçekten hayvanın ağzı hayvana o kadar ağrı veriyor ki hayvan ne yemek yemek istiyor ne su içmek istiyor ancak rahatladığı bir dönemde buna izin veriyor. Sekonder enfeksiyonlara ise baktığımızda fırsatçı etkenler vardır. Fırsatçı etkenler nedir? Ağızda diyelim bir immün sistem düştü, ağızda bazı problemler şekillendi. Fakat bir bakıyorsunuz bunların yanına farklı tarz işte bakteriler gelebilir. Kimi zaman bazı mantar hastalıkları bile ağız boşluğunda yine kendini gösterebilir. Yine virüsler tabii bizim için oldukça önemlidir. Yine kedi AIDS virüsü, kedi lösemi virüsü, kedi koronavirüsü, kedi herpes virüsü ve veya kedilerde sinsisyon virüsü oldukça ağız lezyonları bunlarda da dikkat çekicidir. O zaman şöyle kısaca bir bakalım. Kedilerde ise kedi AIDS virüsü dediğimiz immünoyetersizlik virüsünde özellikle sokağa çıkan hayvanlarda, erkek hayvanlarda ve 6 yaş üzeri kedilerde çok daha sık. Erkeklerde de oluşmasının sebebi aslında biliyorsunuz erkek kediler birazcık dişi kedilere göre çoğunlukla diyelim daha agresif oluyorlar ve birbirleriyle kavga ediyorlar. Bunlar da aslında yayılımı hızlandırabiliyor. Oral lezyonlar aslında neden meydana geliyor viral hastalıklarda? Virüslerin aslında bizim yani hayvanların biz kendimizden de düşünelim. Mesela grip olduğumuzda da ya da bağışıklığımız düştüğünde de ağzımızda nedir? Aft benzeri yapılar çıkar. Bu da virüsün aslında sistemik anlamda immün sistemi baskıladığı etkisi görülür. Ve hayvanlarda baktığımızda yine diş etlerinde yangı, gingivalarda ve mukozal kısımda lezyonlar, yine periodontit tablosu ve gingival üreme dikkat çeker. Kedilerde lösemi virüsüne baktığımızda ise özellikle kedilerde sokağa çıkan erkek 1 ve 6 yaşlı kediler arasında lösemiye çok sık rastlıyoruz. Ve lösemideki lezyonlar da oral lezyonlar aynı kedi AIDS virüsüne benzer. Arkadaşlar bu tablo genellikle bizim polikliniğe çok sık getiriliyor. Hayvanların özellikle bu bukal mukoza dediğimiz kısımlarda belirgin yangılı, sanki içeride böyle çok şişlik var, farklı gibi düşünüyorsunuz ama baktığınızda aslında alttan bir viral hastalık kendisini gösteriyor. Tabii mesela şöyledir, hani ağza da kitle olabilir. Bunlar da gerekirse tabii ki incelenebilir. Kedilerde herpes virüs tip virüsünde ise tip 1 virüsünde kedileri enfekte eden bir virüstür. Özellikle yüksek morbidite ile seyreder ve hayvanlarda değişen derecelerde gingivit tablosu şekillendirirken özellikle burada da gördüğümüz gibi dilin rostral kısmında belirgin bir derecede ülserasyona sebep olur. Kedi kalisi virüsü. Kedi kalisi virüsü ile de ilgili bir şey demek istiyorum. Eskiden aslında ülkemizde yani daha doğrusu ben şuna dikkat ediyorum. Doktora yaparken ya da doktoradan sonraki süreçte kalisi virüs vakası bir tık daha azdı. Ama şimdi bakıyorum kalisi virüsü de maalesef belirgin bir seviyeye geldi. Belki birçok hastada var ama analizi yapılmazsa veya belirgin bulguları hastada fark edilmezse kalisi virüs göz ardı edilebiliyor. Kalisi virüs ise ne yapıyor? Oral ve üst solunum yollarında akut hastalık tablosu şekillendiriyor. Oldukça bulaşıcı bir hastalık ve hastalarda değişen derecelerde gingivite sebep oluyor. Yine ağızda nedir? Ülserasyon ve ekstrasyon tablolarına sebep oluyor. Glosite sebep oluyor. Ayrıca ağızda böyle sanki içi sıvı dolu vezikül benzeri yapılara sebep olabiliyor.
Şimdi kalisivirüsten biraz önce bahsetmiştim. Kalisivirüsün arkadaşlar genellikle görüntüleri şöyledir ve çok tipiktir. Hani dilin ön kısmı olabilir, arka kısmı olabilir, yanlarında olabilir. Birçok böyle ülseratif bir sürü alan dikkatinizi çeker. Hani bazen bir tane olabileceği gibi kimi zaman da multiple olabilir. Yine diş etlerinde belirgin yangı, hastanın tabii ki nedir? Ağrısının artması da önemli bulgulardan bir tanesidir. Şimdi ben size kendi çalışmamdan göstermek istedim. Neden hem de ben bu konuyu size anlattım? Aslında yine bununla da bağlantılı. Ben özellikle viral hastalıklarla da çok yakından ilgileniyorum kedilerde. Kediler fakülteye getirildiğinde muayene yaptığımızda farklı bulgularının yanında hayvanları hep gözlemlediğimde ağız lezyonları vardı. Bu nedenle de ben bu ağız lezyonlarını hastalara göre takip edip çalışmamda da gruplandırdım ve güzel bir çalışma da oldu. Bunlar benim kendi çektiğim vakalarım. Burada da hastalarda neler görüldüğünü bahsediyor. 1,5 yaşlı bir kedide görülen arkadaşlar oral ülserasyon var. Bakın ağızda da ülserasyon, gingivalarda ülserasyon. Bu hayvanda felin kalisivirüs pozitifliği var 1,5 yaşında. Yine bunun dışında da biliyorsunuz şurada çok belirgin ağız lezyonları, kendiliğinden kanamalar, diş etlerinde yangılarla karakterize hayvanlardaki rastlanan yine eozinofilik granulom karakteri lezyonlar. Yine bu da aynı çalışmadan yine fakültede benim çektiğim hastalardan bir tanesinde kedi AIDS virüsü var. Burada da yine gingivit, periodontit, dental plak görülebiliyor. Artı hastalarda da bu hastalığı özellikle biz kanında da enfeksiyon etkenlerine yani leukositoza rastladık. Aslında şöyle düşünmek lazım. Benim çalışmamda da ben onu gördüm. Viral hastalıklar sadece tek başına değil, bazen de kombine de olabilir arkadaşlar. Kimi zaman da bir viralle başka bakteriyel hastalıklar da kombine olabilir ya da farklı hastalıklar. İşte böyle olunca ne oluyor? Hastanın immün sistemi çok daha düşkün hale geliyor. Köpeklerden de bahsedelim. Biraz kedilerden de bahsetmiştik. Özellikle genç hayvanlarda ve aşılanmamış köpeklerde biliyorsunuz canine distemper karşımıza çıkıyor. Distemper'da genellikle dental anomalilikler var ve dişler aslında tam olarak çıkmıyor. Mesela şu sağdaki fotoğrafta gördüğünüzde hayvanın nedir arkadaşlar? Normalde diş minelerinin aşağı doğru uzaması gerekiyor. Fakat burada ne oluyor? Diş minesinde hipoplezi dediğimiz sanki böyle üst kısımda bitiyor, alt kısımda o koruma tabakası, mine tabakası burada gözükmüyor. Yine çok sık rastladığımız hastalıklardan bir tanesi köpeklerde viral papilyom. Etken nedir? Papilloma virüs tarafından oluşturuluyor ve hastalığın pardon inkübasyon süresi yaklaşık 1 ila 2 aydır. Hem yavru köpekleri etkileyebiliyor hem de genç köpekleri. Bunun da çok yayılması çok yüksek. Genellikle kimi zaman immünosuprosif tedavi ya da bazen de bu papilyomun alınıp aşı hazırlanması gibi hastalıklardan tedavi protokollerinden de yararlanabiliyoruz. Tabii şimdi bizim ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi olan kuduzda da hayvanlarda oral lezyonlar dikkati çekiyor. Bu oral lezyonlar neler yapıyor? Özellikle fasial duyarlılıkta azalma, nedir? Aşırı salivasyon, alt çenede düşme meydana geliyor. Zaten biliyorsunuz bu tarz hayvanların uzaktan muayenesi genelde bir sopa yardımıyla yapılır. Sopayla beraber alt çene kaldırılır ve düşerse zaten hayvanın kuduz olduğu büyük bir olasılıktır zaten. Anlaşılır. Bunun dışında dilde yaralanmalar da meydana geliyor. Bu yaralanmaları da biliyorsunuz kuduzun belli başlı dönemleri vardı. Agresyon arttığı dönemde hayvan kendine de zarar verebiliyor bu şekilde. Kedilerde ise fungal kriptokokozisde özellikle Cryptococcus neoformans kedilerde görülüyor ve bu tip mantar özellikle bulaşması inhalasyon yoluyla oluyor. Kutanöz veya subkutanöz yollarla enfeksiyon şekilleniyor.
Özellikle burada hani çok spesifik diyelim, oral mukoza, diş ve diş etleri ve damakta yaygın ülserasyonlar var. Bir de gingivalarda da proliferasyon şekilleniyor. Leptospirosis'e ise baktığımızda, leptospirosis de aslında bizim için oldukça önemli bir hastalık. Çünkü nedir? Zoonoz bir hastalıktır ve multisistemiktir. Birçok organ etkilenir ve var olan lezyon tipleri ise biliyorsunuz birçok leptospira etkeni vardı. Bu etkene bağlı olarak değişebiliyor. Leptospiro panicola ne yapıyor? Oral mukoz membranlarda şiddetli konjesyon, üremiyle karakterize, özellikle kanama ve glossit vardır. Bir de dilin uç kısmına nekroz meydana gelir. İktere hemorajika da zaten adından anlaşılacağı gibi trombostopeni ile ilişkili hayvanlarda nokta şeklinde kanamalar ve oral mukozada ise şiddetli konjesyonla karakterizedir. Burada yine başka bir kaynaktan aldığım bir fotoğraf arkadaşlar. Burada akut leptospirosis infeksiyonu olan bir hayvan görüyorsunuz. Bakın sarılığı o kadar yoğun ki artık hayvanın karın alt bölgesi, yüz bölgesi, burun ve ağız bölgesini zaten boyamış. Yine keza hayvanın normalde nedir? Pati altları ya böyle biraz pembem trak, siyah pembem traktır. Fakat burada neredeyse hepsi sarı olmuş. Artı bu tarz hastalarda genellikle postmortem tabii ki tanı için de bakılabiliyor. Farklı bir şey çıkar mı çıkmaz mı diye. Burada tabii ki karaciğer yapısı bizim için oldukça önemli. Karaciğerin biraz zaten yapısının bozulduğu ve normalden daha büyük bir hale geldiği görülüyor. Zaten klinik bulguları arasında da hayvanın ayrıca karaciğer enzimlerinde de değişmeler oluşabiliyor. İmmün kaynaklı hastalıklara baktığımızda neler var? Sistemik lupus eritematosus dediğimiz hastalık. Özellikle bu da kronik ve multisistemik bir hastalıktır. Oral lezyonlar çok fazladır. Özellikle peteşi, ekimoz, ikterik mukoz membranlar, ülserasyon, eritem ve keratoz gibi değişimler görülür ağız boşluğunda. İmmün kaynaklı hemolitik anemi, bu şöyle söyleyeyim, bizim karşımıza daha sık çıkıyor. Köpeklerde sık, kedilerde çok nadir. Benim de yakın dönemde bir hastamda ben tanısını koydum. Çünkü bu tarz hastalarda bu hani ek bilgi olsun size. Siz hastaya kan nakli bile yapsanız, sonra ertesi gün ya da iki gün sonra bir bakıyorsunuz hayvanın değeri hiçbir şekilde yükselmiyor. Fakat hayvanı bir şekilde immünosüpresyon uyguladığınızda hayvanda tabii ki immün hastalık olduğu için de bunlara yanıt almaya başlıyorsunuz. Oral lezyonlarda neler görülüyor? Soluk veya ikterik mukoz membranlar, hayvanlarda peteşi, ekimoz, dilde eritem benzeri yapılar görülüyor. Hatta papillalar, biliyorsunuz kedinin biraz dilindeki papilla yapısı da çok farklıdır. Ve bu dilde eriten bayağı belirgin hale geliyor. Hatta bu dildeki biliyorsunuz besinlerin ilerleyişi, onların çiğnenmesi, öğütülmesinde çok önemli yeri olan papillaların atrofisi sonucunda ortaya çıkıyor. Pemphigus ise yine yaşamı tehdit eden immün kaynaklı mukokutinöz bir hastalıktır. Pemphigus vulgaris daha sık görülüyor. Ağızda lezyonlarla karakterizedir. Yine yanak mukozasında damak ve dudaklarda kabarcık, erozyon ve ülserler dikkati çeker. Gingivit birazcık daha nadir görülüyor. Burada böyle hani bulla yapısını hatırlarız sanki küçük sıvı dolu gibi. Bullous pemphigoid olarak adı geçer. Bakın dil altında. Bunlar aslında şöyle her zaman dikkatimizi çekmeyebilir ama dediğim gibi immün hastalıklar da çok son dönemde arttı. O yüzden de böyle bir tablo görürseniz özellikle bulla benzeri bir yapı dil altında aklımıza pemphigoid ya da bullous pemphigoid gelsin. Şimdi peki sadece hastalıklar mı ağızda problem yaratıyor? Başka bir sorun yok mu? Tabii ki var. Özellikle ilaç reaksiyonları bizim için çok önemli. Çünkü bazı ilaçlar ağızda alıyorsunuz farklı reaksiyonlara sebep olabiliyor. Biraz önce bahsetmiştim kuru ağızdan. Bu kuru ağzı da aslında şekillendiren ilaçlar da olabiliyor. İşte bunun içerisinde benzodiazepinler var, trisiklik antidepresanlar var, antihistaminikler var, beta blokörler var,
atropin var. Yani aslında baktığımızda bayağı bir ilaç bu ağız yapısını etkileyebiliyor. Bunun dışında yine aspirin, hidrojen peroksit veya potasyum tableti ağızda ne yapıyor? Epitelyal nekroz ve ülserasyon şekillendiriyor. Bunun dışında oral ülserler ne zaman rastlanıyor? Oral ülserler özellikle nonsteroid, beta blocker, sulfonamid, yine bir kemoterapetik olan metotrexat ya da doxorubisin gibi ilaçlarla oral ülser meydana geliyor. Bunun dışında gingival büyüme, nifedipin, diltiazem, verapamil, amlodipin, siklosporin diyoruz. Ama ben şöyle söyleyeyim, son dönemde özellikle birkaç yayın daha çıktı amlodipinle ilgili. Biliyorsunuz kalsiyum kanal blokörüdür ve amlodipinin bu yarattığı etki gingival büyüme yoğun çalışmalarla takip altına alındı. Bunun dışında fenotiazin ve ağır metallerde mukozalarda pigment kaybına sebep oluyor. Tetrasiklin zaten hepiniz bilirsiniz. Gebelik veya erken yaşta kalıcı olarak dişleri boyuyor. Sanki dişleriniz kahverengi bir görünüm alıyor. Eosinofilik granulomdan bahsetmek istiyorum. Özellikle orta yaşlı kedileri etkileyen bir hastalık bulgusudur. Nadir olarak ortaya çıkar. Ağrısız ülser, eosinofilik plak veya lineer granulom şeklinde olabilir. Aslında kaynaklara da baktığınızda eosinofilik granulomun tam ne açtığı aslında sebebi tam bilinmiyor. Bazen bakıyorsunuz kortizon tedavisi yapılıyor genelde bunun tedavisinde. İşe yarıyor, bazen yaramıyor. Açıkçası altında yani çoklu faktör olabilir, viral hastalıklar olabilir, bakteriyel nedenlerle kombine olmuş viraller olabilir. Hücrelerin sayısının artmasıyla karakterizedir. Ağız lezyonları bunun dışında neler yapıyor? Dudak veya oral mukoza üzerinde ağrısız ülser, bunun dışında dil, damak, dudak ve diş eti üzerinde tek veya çok sayıda lineer granulom yapıyor. Burada da yine farklı eosinofilik granulom yapıları. Arkadaşlar ağzın tabii ön kısmında da olabiliyor ama özellikle şu kısımda çok belirgin olarak dikkati çeker. Hasta sahibi kimi zaman bunu fark etmez. Şöyle der, önüne yemek koyuyorum, hasta bunu yemiyor, hayvanın bunu yemiyor. Sanki ağrısı var, iştahsız, bunun bir hastalığı var. Aslında problemi eosinofilik granulomdan kaynaklanıyor. Toksik hastalıklarda ise üremik stomatit vardır. Hepimiz biliriz nedir? Böbrek yetmezliklerinde kandaki azot miktarı oldukça artar. Üre de ne yapıyor? Tükürük içerisine katılıyor. Ve burada bakteriler tarafından metabolize ediliyor. Orada amonya dönüştürülüyor. Genellikle üremik stomatitte oral lezyonlar çok sık bir şekilde rastlanır. Dilin dorsal yüzeyinde kahverengi renk değişimi, gingivit, nekroz, mukozada kabuklaşma yine dilde kurumayla karakterize bir hastalık şekillendiriyor. Ağza baktığınızda ise amonyak kokusu fark edilir. Çünkü genellikle arkadaşlar özellikle çok yükselmiş olan ürenin ya da üremisi olan hastanın yanına yaklaştığınızda hastadan zaten alınacak koku çok daha farklıdır. Bakın yine burada gingival büyüme dişlerin alt kısımlarına doğru, alveol kısımlarına doğru aşırı yangılı bir şekilde gözüküyor. Bu arkadaşlar benim poliklinikte çektiğim bir hastaydı. Bunu yine bir hekim arkadaşım bana yönlendirmişti. Özellikle işte viral olabilir mi ya da eosinofilik granulom bakar mısın demişti. Ama bu hayvandaki sorun hemen geçmedi. Hem kombine antibiyotik tedavisi uygulandı. Daha sonra iyileştiğinde hayvandan numune alındı. Kitlesel açıdan değerlendirildi. Burada ise nedir? Burada aslında hayvanda bir viral hastalık var. Ama viral hastalık dışında bakın hayvan aslında şu kısmını tam ekrana koymamıştık şeyle alakalı. Hayvanı göstermemiz için diş ve diş etleri kısmını. Fakat burada hayvanın apse benzeri bir yapısı vardı. Burada dişler ve diş etleri özellikle mesela bunu da burada gösterdim ki apse yapısını hani ne kadar yakın olduğunda hani ağızdaki bağlantı kurması veya faaliyetleri çok daha fazla olabiliyor. Bu yine benim çektiğim bir hasta bizim poliklinikte. Burada da aslında tam
Yani şöyle söyleyelim, üst dudak kısmında yine ülserleşme ve üzeri kabuklaşmayla karakterize. Bu hastada da hatırladığım kadarıyla viral hastalıklar pozitif çıkmıştı. İki tane, korona ve lösemi olabilir. İşte bunlar varken hastalara aslında kullanacağımız ilaçlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta kimi zaman da lokal etkili ilaçlardan da faydalanabiliriz. Burada yine bir köpek, bu tabi birazcık hareket ettiği için hasta sahibi de açıkçası kane korsoları biliyorsunuz daha böyle pahalı ırk bir köpek. Biz fotoğraf çekelim dediğimde biraz zor vermişti elimizi. Burada farkındaysanız lineer ülserasyonla karakterize bir durum. Genellikle köpeklerde de lütfen arkadaşlar ağız yapısını değerlendirin. Bu tablo çoğunlukla distemperde karşımıza çıkıyor. Burada da arkadaşlar ağzın şöyle aslında şurada çok net gözükmüyor ama burada bir ülseratif tablo var, renk değişimi. Artı biraz mukozalarda da solgunluk. Bu hastada hatırladığım kadarıyla kedi AIDS virüsü ve kedi koronavirüsü bir arada bulunuyordu. Arkadaşlar ben sunumun sonuna geldim. Burada da küçük bir uyarı yapmak istedim sizler için. Özellikle nedir? Bu aralar çok sık korumamız gerekiyor ve maskemizi de doğru takmak için burada ufak bir kamu spotu oluşturdum. Beni dinlediğiniz için ve sunuma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili ya da başka bir konuyla ilgili sorunuz varsa şimdi sorabilirsiniz veya danışmak için de tekrar bana İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa adresim olan mail adresim olan b9eylül@istanbuleditr.com'dan çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.